أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد بسم الله الرحمن الرحيم قل الله أعبد مخلصا له ديني صدق الله العظيم Değerli kardeşlerim, hayatımızın ve imanımızın olmazsa olmazı, azı olan ve hayatımızın her bir safhasında ona göre düzenlememiz gereken ihlastan bahsedeceğiz. Dönemin Ebu Zer'i olanın ve Abidün Harameyn diyerekten iki abidin, iki haremin abidi olarak bilinen Fudayl İbni İyad'ın sözüyle başlıyorum sözlerime. Fudayl şöyle diyor: İnsanların hatırı için ameli terk etmek şirktir. İnsanları memnun etmek için amel etmek riyadır. Bu iki durumdan kurtulmak ise ihlastır buyuruyor. Pekala kardeşler, ihlas nedir? İhlas, bir şeyin içine karışmış olan ve karıştığı şeyi bozan şeyi temizleyip arındırmak demektir. Yani yapacağımız ibadetlerimizde, amellerimizde Allah Celle Celaluhu'nun rızasını gözetip ve bütün dünyevi ve uhrevi çıkarlarımız doğrultusunda arındırıp sadece rızaya göre yapmak demektir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ihlas noktasını bize bir hadis-i şerifinde şöyle çok güzel anlatıyor. Bir gün sahabesiyle mescidinde otururken dışarıdan biri içeriye girer. Hiç yolculuk ibaresi olmayan biridir. Ve Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin dizinin dibine oturur. Dizini dizine dayar. Ve ona birkaç sorular sorar. İslam nedir? İman nedir? İhlas nedir? İşte ahiret ne zaman olacak? Kıyamet ne zaman kopacak gibi sorular sorar. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem her sorduğu bir soruya cevap verince de Muhammed doğru söyledin diye de karşılık verir. Tabi o gidince sahabe durur mu? Hepsi toplanırlar. Derler ki ya Resulallah, bu tanıdığımız biri değil ve yolculuk ibaresi yok üzerlerinde. Ve sana soru sordu, arkasından da doğru söylüyorsun dedi. Bu kimdir deyince alemine rahmet olarak gönderilen Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem onun Cebrail olduğunu, dini, İslam'ı, ihlası onlara öğretmeye geldiğini haber veriyor. Ve o hadisinde Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ihlası şöyle tarif ediyor: Allah Celle Celaluhu'yu görüyormuşçasına ona ibadet etmen, kulluk etmen, sen onu görmüyorsan bile onun seni gördüğünü bilmen ihsandır buyuruyordu. Aslında ihsan kısaca şu demek kardeşler: her türlü riyadan, gösterişten, bunaklıktan temizlenmek, arınmak. Her türlü engelleri ortadan kaldırmak ve her türlü nifaktan sıyrılıp samimiyeti kuşanmak demektir. Değerli kardeşlerim, Rabbimiz Kur'an-ı Kerim'inde şöyle buyuruyor: Şeytanı lanenin bütün insanları saptıracağını ancak ama ancak ihlaslı kullarına fazlaca tesir edemeyeceğini bize haber vermekte. Bu ayet-i kerimeyi alemlere rahmet olarak gönderilen Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin hadis-i şerifiyle çok güzel anlayacağız. Buyuruyor ki insanlar helak oldu. Alimler müstesnadır. Alimler helak oldu. İlmiyle amel edenler müstesna. Amel edenler helak oldu. İhlas sahipleri müstesna. İhlas sahiplerine gelince onlar da pek büyük bir tehlike içindedir buyuruyor. Anlıyoruz ki ihlas sahibi olmak uçurumun ucunda olmak gibidir kardeşler. Biliyoruz ki ihlası gönderen de riyadır. Riya nedir? Gösteriştir. Yaptığın amelleri Allah'ın değil de insanların bilmesi veya dünyevi bir çıkarlar noktasında yapmak demektir. Sahabeler hep bundan korkmuyor muydu kardeşler? Korkular hep münafık olmak değil miydi? Münafığın alameti de riya değil miydi? Buna örnek verirsek Ömer'i, Ali'yi, Hanza radıyallahu anh'ı çok güzel örnek veriyoruz. Yine Rabbimiz Kur'an-ı Kerim'inde ayeti kerimesini ihlas noktasında şöyle buyuruyor. Hatta kafirlerin istemediği noktada bilene şöyle diyor. Diyor ki kafirler kerih görseler bile, onlar istemeseler bile ihlaslı kullarım gönülden Allah'a kulluk edeceğini bize beyan buyuruyor. Değerli kardeşlerim,
Arkasından Allah Celle Celaluhu ihlaslı kullarına da Saffa suresinde müjdesini veriyor. Diyor ki Allah'ın şiddetli azabından insanların çoğunu kuşatacağını biliniz. Bundan sadece ama sadece ihlaslı olan kulların kurtulacağını Allah Celle Celaluhu bize haber veriyor. İhlaslı olma noktasında elbette ki tek örneğimiz Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem. Ama Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'i hayatımıza ikame edebilmek, onun gibi olabilmek ne kadar zor onu bilmiyorum. Ama onun hayatına bakmadan da ihlası anlamak mümkün değildir. Nereden biliyoruz? Bir gün Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Medine'ye geldikten sonraki bir dönemde, hatta Medine'ye ilk geldiği sıralarda yanında sahabeler koruma olarak dolanırlar, Peygamber ses çıkartmazdı. Ama ne zaman ihlas noktasında ayetler inmeye başladı, Allah'a samimiyeti gösteren noktadaki ayetler inmeye başladı, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem yanında artık koruma istemez oldu. Hatta buna karşı çıkmak isteyen sahabelere hayır, İstemiyorum diyerek onları geri çeviriyordu. İşte böyle bir günde bir ağacın altında öğlen vaktinde uykuya dalmıştı. Başına elinde kılıcıyla biri gelip boynuna o kılıcı dayadı. Bu kimse Kavres İbni Al-Haresti. Dedi ki ya Muhammed, seni şimdi benim elimden kim kurtaracak? Peygamber dedi ki hayatının her bir safhası ihlasla dolu, sadece tek kelime söyledi kardeşler. Allah dedi. Ama bu Allah kelimesi Kavres'in bütün bedeninde hissedildi ve Kavres elindeki kılıcı yere düşürdü. Sonra Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem elinden aldı. Dedi ki ya Kavres, pekala şimdi seni benim elimden kim kurtaracak? Kavres dedi ki ya Muhammed, sen merhamet sahipsin, sen affetmeyi seversin, beni affet deyince Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem onu affetti ve bugün biz Kavres'i radiyallahu anh diye sahabe olarak anmaktayız. İhlaslı olmanın yolu Hazreti Ali'nin şu sözüyle de bize şiar olmalı. Diyor ki kaybın bütün kapıları, bütün pencereleri benim önüme açılsa İmanda asla ama asla değişikliğim olmaz. Allahu Ekber. Ne kadar büyük bir söz. Düşünün, görükmeyenler, onun peşinde koştuğun bütün kayıp bilgileri senin önüne perde olarak açılacak ama imanında değişiklik olmayacak. Öyleyse bu iman noktasını çok iyi anlamak lazım. Öyle bir hal içine girdik ki kardeşler bu devirde bizler, yaptığımız bütün ahvalleri imana göre değil, dünyevi çıkarlar üzerine yapıyoruz. Zaten o tür bir çağda da değil miyiz? Ne diyoruz? Teberrüt çağı, yani gösteriş çağı diyoruz bu çağa. Yaptığımız, ettiğimiz bütün işleri sosyal medya ortamında insanlara ifşa ederek Allah'ın rızasından uzaklaştırdığımızı bilelim. Hatta böyle bir menkıbat anlatılır ya, bir gün 3-5 yaşlı caminin avlusunda otururlar, genç biri gelir camiye ve namaz kılar. Tabii bizim yaşlılar onun namaz kılışını görünce çok hoşlarına giderler. Kendi aralarında konuşmaya başlarlar. Maşallah ya, çok ihlas sahibi, çok samimi bir namaz kılıyor diye. Genç namazdayken bunu işitir. Namazı bitirip selamı verince arkaya döner. Siz bir şey bilmiyorsunuz, bu genç bir de oruçtu der. Bizler de hakikaten öyle bir hal aldık ki bütün yaptığımız işleri sadece ama sadece Allah için değil, gösteriş ve menfaat için yapar hale geldik. Bunun kurtulma yolu kardeşler ihlastır. Bakın değerli kardeşlerim, Hazreti Ömer radıyallahu anh bir gün Mescid-i Nebevi'nin dışına çıktı. Dışarıda köşeye çekilmiş Muaz bin Cebel'i gördü. Baktı ki hüngür hüngür ağlıyor. Muaz da dedi ki ya Muaz, niçin ağlıyorsun? Derdin nedir? Muaz eliyle işaret etti. Dedi ki şu yatan kimseyi görüyor musun? O kabirde yatan kimseyi. Evet, o kimsenin söylediği bir sözden dolayı ağlıyorum. O zat Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'di. Dedi ki o zat ne dedi? Ne söyledi de seni bu kadar etkiledi? Ey Muaz deyince dedi ki riyanın en azı bile şirktir buyurdu. Değerli kardeşlerim, öyleyse amellerimizin başında, ortasında ve sonunda niyetlerimizi kontrol etmemiz gerekiyor. Gerekiyor ki ebedi olan hayatta kurtuluşu ve Allah Celle Celaluhu'nun rızasını elde eden kullardan olalım. Bakın yine buna örnek verelim sahabelerden. Hazreti Ayşe annemiz anlatıyor radıyallahu anh'a. Rabbim ondan razı olsun. Bir gün Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem evinde oturuyordu biliyor.
Biraz sonra Ebu Bekir, babam geldi. Kapıyı çaldı, peygamberle görüşmek istedi. Dedim ki, ya Resulallah, Ebu Bekir geldi, sizinle görüşmek istiyor. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem buyursun, gelsin dedi. Eve girdiler. Biraz hasbihal ettiler, gitti. Arkasından biraz zaman geçince Ömer radıyallahu anh geldi. Ve Ömer geldi, ya Resulallah, o da sizinle görüşmek istiyor deyince, gelsin, buyursun dedi. Bunun üzerine Ömer radıyallahu anh içeri girdi, onunla hasbihal etti. Az bir zaman sonra Osman radıyallahu anh geldi. Ve Ayşe annemiz dedi ki, ya Resulallah, Osman geldi. O da sizinle görüşmek istiyor dedi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem oturduğu yerden kalktı, kendini derledi, topladı, sonra alabilirsin dedi. Osman'la hasbihal edince Ayşe annemizin dikkatini çekmişti. Dedi ki, ya Resulallah, Ebu Bekir'le Ömer geldi, hiç toparlanmadınız. Osman geldi, toparlandınız, ona farklı davrandınız. Eğer korkmanız gerekiyorsa Ömer'le Ebu Bekir sizin kayınpederinizdi. Osman ise sizin damadınız. Niçin böyle yaptınız deyince Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem dedi ki, ya Ayşe dedi, Osman'a melekler bilana haya ederkene, ondan çekinirkene ben nasıl olur da ona hürmet etmeyeyim, toparlanmayayım dedi. Tabi bu ses Mekke'de yayıldı. Sahabeler durur mu? Onlar ebedi hayatların kurtuluşu için bir başkasının müjdelendiği noktada kendilerinin de müjdelenmesi için amel ederlerdi. Hemen Osman'a koştular. Dediler ki, ya Osman, sen hangi ameli yaptın? Hangi güzelliği yaptın da Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem sana bu sözü söyledi dedi. Osman dedi ki, siz hangi ameli yapıyorsanız, hangi işi yapıyorsanız ben de o işi yaptım. Başka hiçbir şey yapmadım. Olmaz Osman. Sen bir iş ettin ki Allah Celle Celaluhu sana bu müjdeyi ver dedi. Osman radıyallahu anh bunun üzerine dedi ki, vallahi ben yeryüzündeyken hiçbir ahvalimde değişiklik yok. Sizin yanınızda nasılsam Allah Celle Celaluhu ile beraberken de aynı şekilde, aynı ahval üzerine yaşamaktayım vurdu. Yine sahabelerden örnek verecek olursak, Urbe radıyallahu anh, Allah ondan razı olsun, onun yaptığı amel gibi bizim de yapabilmeyi nasip eylesin. Bazen yapılan işlerde kardeşler, para, pul geçmiyor. Urbe'nin kıssasında da bunu hatırlayacağız. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bir gazveye çıkacak, herkesten yardım istemiştir. Urbe fakir ama genç. Bu savaşa katılmak istiyor, hatta yardım etmek istiyor ama elinden hiçbir şey gelmiyor. Evine çekiliyor, hüngür hüngür ağlıyor. İstiyor, ya Rabbi ne olur bana öyle bir ihsanda bulun ki gideyim Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme ben de yardım edeyim. O savaşa gidenlerin bir malzemesini ben de karşılayayım diyor. Ama bu olmuyor tabii. Daha sonra gece yarısı sabaha yaklaşınca alnını secdeye koyuyor. Ya Rabbi diyor, senin yolunda tasadduk edecek malım yok. Ama senin yolunda verecek tek bir şeyim var. Onu veriyorum ya Rabbi. Şu yeryüzünde benim kimde alacağım varsa, kimde kul hakkı olarak alacağım varsa ben bunu senin yolunda tasadduk ediyorum. Ya Rabbi sen kabul et diyor, biraz geçiniyor seccadenin başında. Tabi uyandığı an sabah vakti girmiştir ve camiye gitmesi lazım. Camiye varıyor ki Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ve ashab namazları kılmış. Peygamber her zaman yaptığı gibi ashabına karşı dönmüş, onlara bazı şeyler anlatıyor, soru soruyor ve soru geliyor. Diyor ki Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, bugün hangi biriniz Allah için güzel bir tasattıkta bulundu da Allah onun mükafatını, onun derecesinin yüksek olduğunu bana haber verdi? Kimseden ses çıkmadı. Tabi Urbe de bilmiyor. O da söylemedi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bunu 3 defa sorunca Urbe dedi ki, ya Resulallah, ben şöyle bir şey yaptım. Sen gazve için topluyordun, benim verecek malım yoktu. Dedim ki, ya Rabbi, benden alacakları olan, kul hakkı üzerinde olanlara senin yolunda bunu tasadduk edebiliyorum dedim. Başka bir şey demedim deyince Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, Allah senin tasaddukunu, Allah senin infakını kabul etti buyuruyor kardeşler. Yapmak, Allah için yapmak. Para pul değil, yapılan her bir ibadeti İhlasla yapabilmek. İşte buna Urbe çok güzel örnekti bize. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem yine bir gün Muaz bin Cebel'le yolculuk yapıyor. Bineğindedir. Muaz'a sesleniyor. Ey Muaz diyor. Tabi Muaz buyur ey Allah'ın Resulü diyor. Aradan az bir zaman geçiyor ama cevap yoktur onda. Sonra Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem tekrar buyur ya Resulallah deyince Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor. Allah'ın kulları üzerindeki hakkı nedir bilir misin Muaz? Muaz diyor ki, Allah ve Resulü daha iyi bilir.
Buyurun söyleyin ya Resulallah. Diyor ki Allah'ın kulları üzerinde hakkı gerçekten Allah Celle Celaluhu'ya ibadet etmeleri ve ona hiçbir şeyi ortak koşmamalarıdır buyuruyor. Arkasından biraz daha ilerliyorlar. Sonra peygamber yine ey Muaz diyor. Buyur ya Resulallah diyor. Pekala diyor. Bir kul Allah'a şirk koşmadan ve ibadetlerini Allah için yaptığı zaman kulun Allah üzerindeki hakkı nedir bilir misin? Allah ve Resulü daha iyi bilir ya Resulallah. Bunun üzerine buyuruyor ki Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem. Allah'ın onların üzerinde azap etmemesidir buyuruyor. İşte değerli kardeşlerim, Allah Celle Celaluhu'nun bizlerin üzerindeki azabının kalkması yaptığımız ve yapacağımız bütün amelleri ihlas noktasına getirmektir. İhlasa ulaşabilmenin yolunu Beyazıt Bestami'nin kıssasıyla bitirelim inşallah. Beyazıt Bestami bir gün bir hekimin yanına varmıştır. Hekim ilaç yapmaktadır ve hekime der ki ey hekim, benim de bir hastalığım var. Buna ilaç bulunur mu sende? Hekim der ki, söyle bakalım derdin nedir? Ona göre bakalım. Tabii böyle deyince hekime der ki, benim hastalığım günah hastalığıdır. Bu günah hastalığından kurtulmak istiyorum. Tabii bizim hekim şaşırmıştır. Der ki, vallahi onun karşılığı bende yoktur. Ben onu bilmem. Ben ondan da anlamam der. Bu konuşmayı oradan geçen bir meczup, hani biz deli deriz ya ama onlar Allah'ın katında en üstün mertebeye ulaşan kimseler ya, ondan bir tanesi der ki ey kişi der, senin hastalığının ilacı devası bendedir der. Beyazıt Bestami Hazretleri der ki söyle o zaman nedir? Gel o zaman beni iyi dinle ve hayatını buna göre yaşa. Söyle der. 10 dirhem tövbe kökü alacaksın. 10 dirhem istiğfar yaprağı alacaksın. Bunları kalp havanında tövbe tokmağıyla güzelce döveceksin. Aşk fırınında da bunu pişireceksin. Böylece oluşan macunu günde 5 defa ama 5 defa alacaksın ve senin hiçbir hastalığından iz kalmayacak diyor. Doğru değil mi kardeşler? Peygamber peygamberken günde 70 defa, 100 defa istiğfar ettiği söylenmez mi? Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bütün amellerini tevhid diliyle yapmamış mıydı? Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem gözyaşlarını dökerek Allah Celle Celaluhu'ya yaptığı amelleri göndereceği şekle bakmamış mıdır? Yine Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem günde 5 defa çağrılan o ezana en güzel şekilde ikame etmemiş miydi? İşte bizim de ihlas olabilmenin yolu bu maddelerden geçmektedir. Rabbim inşallah bizleri kendi yolunda hakiki manada ihlasla geçiren kullarından eylesin. Rabbim yaptığımız amellerin başında, ortasında ve sonunda en güzel şekilde niyetini ve amelini kontrol edip yapıp sonunda da ebedi hayatta rızasını elde eden kullarından eylesin. Velhamdülillahi Rabbil Alemin. El Fatiha.